Günaydın. Günaydın hayatım. Baba, 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 baksana ya, baba, baba, baba. Babişko, bana pay versene biraz. Okuldan sonra erkek arkadaşımla dondurma yiyeceğiz de. Baba, baba ya. Hadi babişko. Baba, 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 baksana baba ya. Ne oluyor ya? Baba hadi. Baba. Günaydın. Yılmaz, ne oluyor, kim bu kadınlar? Kadınlar mı? Günaydın. Günaydın enişte. Korktun mu? Korkma. Günaydın aşkım. Nedine, sen sahicisin değil mi? Nasıl sahici miyim? Yılmaz, ne yapıyorsun? Allah'ım, sana binlerce kere şükürler olsun. Gerçekten uyandım sonunda. Günaydın aşkım. Omlet yapıyorum sana. Nasıl yani ya? Omletinin içine sosis ister misin aşkım? Günaydın bir tanem. Kabusmuş Lucky. Lucky. Aşkım. Kabus gördüm oğlum.
kadar erken gitmek zorunda mısın? Biz daha balayında sayılırız. Birkaç günde evimizde balayı yapalım. Gel. Gel yanıma gel. Gel. Ama saat 9 oldu hayatım. Dükkanı erken açmam lazım ki işin bereketi olsun. O zaman beraber kahvaltı yapalım bari. Hı? Hatta sucuklu omlet yapayım ben sana. Hı? Düşünmen yeter hayatım. Yemiş kadar oldum. Ama ben şimdi çıkayım. Dükkanda yerim tost filan bir şeyler. Akşam görüşürüz. Ben ne kadar şanslı bir kadınım ya. Kocam çalıştığı için benim çalışmama gerek yok. Canım. Çok geç kaldım, çok geç kaldım. Alo. Göktürk İstanbul Caddesi 1 numaraya bir taksi rica edecektim. Durakta hiç taksi yok mu? Ne zaman gelir peki? Yuh, 45 dakika bekleyemem ben. Yoldan geçen taksilerden çağırsanız bir tane benim için. Onlar da hep dolu geçiyorlar. Anlıyorum, iyi günler. Of. Tam da arabayı servise verecek günü buldun yani Lidya. Aferin kızım sana, aferin. Akşama ne yemek vereyim aşkıma? Yemek mi? Hı hı. Biraz da mutfaktaki marifetlerimi göstermek istiyorum sana aşkım. Karnıyarık sever misin mesela? Bence biz bu akşam dışarıda yiyelim aşkım. Babamların restoranına gideriz. Onları da görmüş oluruz orada hem. Ben saat 8 gibi gelip alırım seni. Tamam, iyi. O zaman yarın yaparım karnıyarı. Ya inşallah. Hadi ben kaçtım. Yılmaz. Heh. Yalnız seni stüdyoya fotoğraf çektirmeye gelen kızlara söyle, bundan sonra dikkat etsin hareketlerine. Tamam, söylerim. Ben gülmüyorum ama. Çok ciddiyim. Senin bir sahibin var artık. Sen de ayağını denk alıp ona göre davranışlarına dikkat edersen sevinirim. Eğer böyle çekim ekim ayağına bir takım kızlarla muhabbeti derinleştirdiğini duyarsam... Şaka yapıyorum aşkım ya. Beni başka kadınlarla aldattın diye seni öldürecek halim yok herhalde. Herhalde yani. En kötü seni boşayıp tazminat olarak bu evi, dükkanı, arabayı, motoru, cebindeki parayı, yani gidene kadar her şeyi alırım. Bak yine inandı ya. Kıyamam ben aşkıma. Ya sabah sabah takılıyorum sana. Tabii. Sabah sabah çok tatlısın gerçekten. Ama sen yine de çok gevşeme. Dikkat et hareketlerine. Ben dengesiz bir kadınım biliyorsun. Sağım solum hiç belli olmaz. Tamam, dikkat ederim. Artık ya. Adama bak. Resmen seriye bağlamış, hiç boş durmuyor. Sen ne konuşuyorsun ki Lidya? Sanki senin bir farkın var o kadınlarda. Sen de bir güzel düşün elin sapının tuzağına. Dur, ben seni geçireyim kapıya kadar. Hayır, olmaz. Neden olmasın? Hava çok soğuk. Üşürsün bu halde. Saçmalama aşkım. Hava çok güzel dışarıda. Of.
Oğlum, annemiz arıyor. Alo, aşkım? Ne yapıyorsunuz aşkım? Aşkım ne yapalım? Oğlumla beraber idmana geldi şimdi. Baba oğlu idman yapıyoruz. Buradan çıkınca da parka gideceğiz. Birazcık kaydıraklarda kayacağız. Ondan sonra da eve gideceğiz. Mamamızı yiyeceğiz. Sonra da yatıp uyuyacağız. Bu arada dua edeceğiz. Akşam olsa da annemiz hemencecik gelse diye. Ay ama yerim ben sizin tatlılığınızı ya. Korkmaz. Sen hem çok iyi bir eş hem de çok iyi bir babasın. Biliyorsun değil mi? Biliyorum hayatım. Oğluşum ne yapıyor? Onu da versene bir sesini duyayım. Tamam sevgilim. Öptüm seni, görüşürüz. Oğlum bak anne. Şerifcan. Oğluşum. Kuzum. Küçük kuzum benim. Çok özledi annen seni. Ana. Hayatım ya. Şerifcan uyumuş. Uyudu mu? Vallahi uyumuş ya. Tamam. Öptüm sevgilim. Görüşürüz akşam. Bay bay. Şerif. Bu yamalakları yine yakalanacağız diye çok korkuyorum ben. Korkacak bir şey yok güzelim. Bu defa mükemmel bir kaçış planı yaptım. İlk olarak arabayı arka sokağa park ettim. Bak, önce mutfak kapısından yan bahçeye çıkacağız. Sonra da bahçe duvarından atlayıp özgürlüğümüze kavuşacağız. Acaba diyorum, evin içinden bahçenin dışına kadar tünel mi kazsak? Daha sağlam olur sanki. Evet ya. Bak bu da iyi bir fikirmiş. Tamam. Bu gece başlayalım tünel inşaatını. Tünel bitince de artık sabahları onu kullanırız dükkana gitmek için. Ya da diyorum ki tünel münel uğraşmasak. Sen gitsen açık seçik konuşsan yamalaklarla. Yeter kardeşim. Nedir sizden çektiğimiz? Asalak gibi geldiniz, gitmek bilmiyorsunuz. Bıktık sizden. Bu kadar misafirlik mi olur? Biz sizi artık ağırlamak istemiyoruz desen. Nasıl olur Şerif? Yok ya. Biz en iyisi tünel kazalım. İnşaat bunlara laf anlatmaktan çok daha kolay bir iş. Hadi biz hazırlanalım tatlım. Hadi. Hadi. Ne yapalım? Hadi aşkım. Sen gir içeri. Kapıyı kapat. Hava buz gibi. Ceryan yapmasın içeri. Allah korusun üşütüp hasta olursun sonra. Saçmalama hayatım. Yaz gibi hava var dışarıda, baksana. İdil, hayır dedim. Kocan olarak bu kılıkta evden çıkmana müsaade edemem, tamam mı? Bu kılık tamam. Ne varmış ki kılığımda? Ne mi var? Ne mi var? Hanımefendi, sen kıskanç bir kadınsan, ben de halis muhlis %100 bir Türk malı kocayım. Karımın böyle kısacık, mini minnacık şortlarla sokağa çıkmasına göz yumamam. İyi de aşkım, ben sokağa bile çıkmayacağım ki. Hemen şu bahçe kapısına kadar... Ben anlamam kardeşim. Bu kapının dışı sokaktır benim için. Hadi hemen gir içeri. Kızdırma beni. Ört kapıyı, pencereyi, camı. Sabah sabah daha fazla uyandırma benim maço tarafımı. Bak, bu hiç iyi olmaz senin için. Ama ben senin bu maço halini yerim, biliyor musun? Gerçekten mi? Bu gece yemekten döndükten sonra benim için bir kere daha uyandırır mısın bu maço halini? Ben de gırr. Aslında ben bu maço halimi... Oha artık ya. Ev, kapı önü, balkon, bahçe, plaj, kumsal. Hiç fark etmiyor adam için. Aşkım, hadi artık içeri gir bakalım. Ben artık çok geç kaldım dükkana. Akşam görüşürüz. Merhaba. Bu kıza ne içirdin acaba? Efendim? Ne atıyorsun artık içkilerimizin içine? Bayağı bir etkili oluyor yani. Yoksa sen ve ben? Hiç olacak iş mi? Mümkün değil. Sen bana laf mı sokmaya çalışıyorsun? Aa, ne alakası var canım? Kendi kendime konuşuyorum ben öyle. İsteyen alır üzerine o yanı. Neyse, anlaştığımız gibi. Uzaktan böyle merhaba merhaba komşular olalım. Hatta o bile zorlama. Hiç selam bile vermeyelim bence biz birbirimize. Bence de en iyisi bu.
Alo. Lidya neredesin? Toplantı başlıyor 10 dakikaya. Müşteriler gelmiş. Kızım taksi bekliyorum. Ne? Taksi mi? Arabada serviste. Kızım hala evde misin sen? Bu trafikte nasıl geleceksin buraya 10 dakikada? Oh! Oğlum, Şerifcan. Anam, Şerifcan. Anam, emekliyor. Hadi, başlat sırmanmaya. Dün gece duvarın diğer tarafına da bir merdiven yasladım. Onunla inersin aşağıya. Oo, akıllı kocam benim, canım benim. Ay. Herhalde kızım. Ben askerliğimi Burdur'da komando olarak yaptım. Hadi bakalım. Kolaysa şimdi arasınlar, bulsunlar bizi yamalaklar. Merhaba. Merhaba. Ya. Gel hadi, gel. Bana mı? Evet. Yemezler canım. Ben bir kere düşerim o tufaya. Taksi. Ya. Of. Buyurun, size nasıl yardımcı olabilirim? İşe geç kaldın galiba. Olabilir, size ne bundan? İstersen seni aşağıdaki taksi durağına kadar bırakabilirim. Orada daha rahat taksi bulursun. Yok canım, almayayım. Sen şimdi yolda gazoz falan ikram etmeye kalkarsın bana. Kim bilir ne atarsın o gazozun içine. Alo? Lidya, çıktın mı yola? Patronlar toplantı odasına geçmeye başladı bile. Yılmaz, bekle. Sadece taksi durana kadar bırakacaksın ama. Vallahi istesen de başka bir yere bırakamam seni zaten. Sonra yine iz bulup akşam iş çıkışı seni almaya geleyim. Dışarıda bir şeyler içeriz falan demek de yok. Anlaştık. Oh maşallah. Yedek kasklar falan. Epey bir kız alıyorsun galiba arkana. Geliyor musun, gelmiyor musun? Hayırdır, dönürüm. Sabah sabah ne işiniz var duvar tepesinde? Sabah sporu yapıyorduk Ferdi Beyciğim. Doktor bana her gün en az 300-400 basamak merdiven tırman ya. Dedi de. Bak ya, rastlantıya bak ya. Biz de sabah sporu koşusuna çıktıydık. Evet, biz yaşça ikinizden de çok genç olduğumuz için... Böyle merdivenlere tırmanmaya tenezzül etmiyoruz. Direkt otomatikman jockey olarak kilometrelerce koşuyoruz. Hadi gelin siz de beraber koşalım. Ay yok, biz yaptık hocamla sporumuzu. Siz ikiniz yapın. Hemen bir duş alıp dükkana gitmemiz lazım bizim. Ya gel, duyurun. Gel. Ay. Sizin evin etrafında iki tur atalım. Sonra duşlarımızı alıp hep beraber gideriz dükkana. Hep beraber mi? Evet, hep beraber. Bu sabah da kahvaltımızı pizzacı dükkanında yaparız. Değil mi efendim? Hadi. Hadi. Bir, iki. Hadi Ceylan teyze, biz de gidelim. Ay.
Ne oldu? İnsene bir dakika. Niye, ne yapacaksın ki inince? Mama alacağım altındaki kutudan. Efendim? Üzerinde oturduğun kapağı açıp içinden köpek maması alacağım. Yemezler canım. Sen yemeyeceksin ki zaten. Sokak köpeklerine vereceğim ben o mamayı. Hadi in. İn. Aferin oğlum. Aferin size. Gel 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 bakalım, siz de gelin. Aferin size be. Aferin oğluma benim. Aferin size. Acıktınız değil mi? İyi alıştınız burada yemeğe. Hadi güzel kızım benim. Ah. Al bakalım sen de. Hadi. Hadi afiyet olsun. Yarın görüşürüz. Hadi bin. Yaz gelirken evinizi baştan yaratın. Annemiz bugün çalışıyordu, ben de oğlumla. Bizim de babamız çalışıyor. Ben de İşi çıkıyor. Çok eğlenceli. 85 yaşında adam, 35 yaşında kadına talip oldu ya. Kadın en başta hiç yüz vermedi tabii buna. Sonra adamın köyde dönüm dönüm tarlaları olduğunu duyunca ben bu beyle ilgileniyorum dedi. Evet. Seyirciler yuvaladılar böyle. Ne yapacaklar aklılar? Çok acayip bir şey. Teşekkür ederim, zahmet oldu. Ne demek? Bu durakta da hiç taksi yok ya. Lidya, sen gitmeden seninle konuşmak istiyorum. Bak Lidya, benim Antalya'dayken sana söyleyemediğim... Hiç boşuna kendini yorma canım. Lafı nereye getirmeye çalıştığını çok iyi biliyorum ben. Biliyor musun? Bak, o gece benden bir elektrik almış olman, bana karşı boş olmaman çok normal. Efendim? Sırf beni görmek için Antalya'lara kadar geldiğini biliyorum. Ama Antalya'da yaşananlar Antalya'da kaldı. Her şey bir hataydı ve ben aynı hatayı İstanbul'da da sürdüremem. Üzgünüm, tipim değilsin. Ama... Ama deme bana Yılmaz'cığım. Yapamam bunu ikimize de. Sen şu anda sırf benimle birazcık daha zaman geçirmek için beni motorla iş yerime kadar bırakmak istiyorsun, biliyorum. Oldu. Bir de iş çıkışına gelip de alayım seni istersen. Bak işte başladın yine aynı numaralara.
Beni çıkışta alacaksın. Oradan da akşam yemeğine gideceğiz. Orada da garsonlara bahşiş vereceksin bizi balayı çift lisansınlar diye, değil mi? Üzgünüm senin için. Ben bir defa yerim o numarayı. Aa! Yeter artık ama ya. Antalya'dayken sen kendin gelip benden yardım istemiştin. Ben de sana yardım etmiştim. Hem ben zaten o olayda orada çoktan... Evet doğru. Balayı... Ben senden yardım istedim. Ama gecenin sonunda da beni bir güzel içirip bana tecavüz etmedim. Ne? Sen iyice saçmalamaya başladın artık. Tabii canım, bir tek ben saçmalıyorum. Bak bakalım şu resimler en çok kim saçmalıyor? Kim çekmiş bunları ya? Sen kendi ellerine çekmişsin canım. Beni kötü emellerine alet ederken. Bak, cidden kızıyorum ama ha. Ben hiçbir şeyi tek başıma yapmadım o gece. Havuzda, yemekte sen çıkıp durdun hep karşıma. Sen her rastlaştığın kişiyi içirip sonra da kumsalda... Tövbe tövbe. Ya ben seni içirmedim. Sen kendin içtin hepsini. Sen de hiç Lidya dur. Bu kadar içtiğin yeter demedin ama. Nedense çok işine geldi benim sarhoş olmam. Neden hiç taksi gelmiyor bu durağa ya? Lidya, senden bir ricam olacak. Bütün bu yaşadığımız her şey, bu fotoğraflar filan aramızda bir sır olarak kalırsa çok sevinirim. İyi ki söyledin valla. Ben de hepsini internete koymayı düşünüyordum. Ya bildiğin gibi değil Lidya. Durum gerçekten çok vahim, çok kritik benim için. Oh be, hele şükür ya. Ya ben çünkü aslında gerçekten evli bir... Beni dinliyor musun? Hadi görüşürüz. Ya da görüşmeyiz. Ay ne bileyim ben işte. Oğlum. Oğlum. Her şey adamın kaynaması yüzünden oluyor ama ya. O cadı kadın açtı hani. Oğlum işte aynen öyle. Bakalım. Ha ne oldu? Çok belli zaten öyle bir şey olacağı. Kocacığım. Hayatım. Ben sana kocacığım diyorum. Sen bana karıcığım demeyecek misin? Karıcığım? Cüzdanım oralarda mı? Bir bakar mısın? Ha, bakayım. Nereye koymuştun en son? Bilmiyorum ki. Ha. Burada aşkım. Oh, iyi bari. Ödüm koptu yolda düşürdüm diye. Yok yok, burada merak etme aşkım. Neyse artık, mecburen idare edeceğim akşama kadar. Ben zaten alışverişe çıkıyordum şimdi.
Dönüşte sana uğrar getiririm cüzdanını. Alışverişe mi çıkıyordun? Eve bir şeyler bakacaktım. Madem sen bu evi çok seviyorsun ve burada oturmakta ısrarcısın. Ben de bu eve bir çeki düzen verip daha yaşanılır bir hale getireyim diyorum. Hayatım, karıcığım. Ama ben o evin bütün dekorasyonunu kendim... Bir yandan da iyi oldu aslında cüzdanı evde unutman. Bende para yok biliyorsun. Banka hesabım sıfır. Bütün kredi kartlarım patlak. Bu beş parasız halimle nasıl yapacağım tüm bunları diye düşünüyordum. Ama neyse ki aslan gibi kocam var. Senin kredi kartın hepsine yeter. Ya... Kartın şifresi neydi aşkım? Alo? Yılmaz? Yılmaz orada mısın? Buradayım. Neden cevap vermiyorsun? Yoksa sen karına güvenmiyor musun? Yok İdil, ne alakası var hayatım? Yok yok. Tamam söyleme artık, istemiyorum. Vazgeçtim alışverişe gitmekten. Kredi kartına da ihtiyacım yok. Ben gelirim, bir işe kazanırım kendi paramı. Ben senin ortak bir hayat yaşayacağız sanıyordum ama... Demek ki sende bu para konuları ayrı hesaptan yürüyormuş. Neyse işte seninle ilgili bir şey daha öğrenmiş oldum. Zamanla tanıyoruz birbirimizi. Ama keşke diyor işte bazen insan. Keşke nikah masasında evet demeden önce... Deftere imzayı atmadan önce görebilseymişim her şeyi. Haklıymışsın. Daha hızlı tanımalıymışız birbirimizi. Kızım neredesin sen? Ya tamam geldim işte, gelmeyin daha fazla. Hadi çok acele etmemiz gerek. Bugün en büyük patron da gelmiş yeni sezon sunumunu izlemeye. Hadi yürü. Günaydın. Kusura bakmayın geç kaldım. Arabamı servise vermiştim de. Durakta taksi kalmamış hiç. Tamam görüşürüz. Sevgili arkadaşlar, bugünden itibaren oğlum Harun Bey, şirketimizin yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini üstlenecek. Merhabalar. Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Hoş geldin. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Abicim biraz gülümsersen. Gülümsüyoruz ya oğlum işte, çek hadi. Günaydın beyler. Kolay gelsin. Ya enişte, senin bu asistan biraz mal galiba. İki saattir bir fotoğrafı çekemedi. Hocam, nihayet geldin. Al arkadaşı biraz da sen çek. Ben daha fazla dayanamayacağım. Kendisi yarım saatte beni hayattan bezdirdi zaten. Peki. Sen ne sallıyorsun lan orada benim hakkımda? Abicim ışığın çok güzel diyorum. Maşallah yüzüne bakılmıyor. O kadar güzel yani. Siz halledin abi. Ben geliyorum. Tamam. Yalnız enişte öyle çok fazla gülümsememi isteme. Gülümsemek delikanlıyı bozar. Çok yorma beni. Hadi. Bu sezon renkli ve fosforlu kıyafetler üzerinde çalışalım diyoruz. Özellikle mini şort ve mini etekli bol çiçek desenli elbiselerin çok tutacağını tahmin ediyoruz. Ayrıca bu sezon ilk defa firma olarak aksesuar işine girmeyi planlıyoruz. Ve bu çeşit hareketli kıyafetlerle kombin edebileceğimiz büyük şapkalar ve renkli çantalar üretmeyi planlıyoruz. Bunlar sadece birkaç tane model örneği. Eğer onay verirseniz Ayşe ve Simge Hanım'la birlikte model sayısını arttıracağız. Hepsini çok beğendik.
Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Bence siz hiç vakit kaybetmeden başlayın yeni modellerin çizimine de hemen seri üretime geçelim. Baş üstüne. En azından yaz sezonunun ikinci yarısına yetişsin bunlar. Hemen üzerinde çalışıyoruz efendim. Bak şuraya. Yalnız benim bir itirazım var. Ne dedim ben size? Harun Antalya'da oltayı yuttu. Beni o yarı İspanyol yarı sapık komşuna beraber görünce kıskançlık krizine girdi. Beni geri kazanmayı başarmak için mücadeleye başlaması an meselesi demedin mi? Vallahi demiştin. Doğru söylemişsin. Artık sen kovalayan değil kaçansın Lidyacığım. Ay gördünüz mü zavallıyı ya? Bunun babası yıllardır oğlum hadi gel artık işin başına geç ben de artık emekli olayım diyordu. Bu tembellikten yapmıyordu. Artık nasıl çaktıysam ona gördünüz işin başında şu anda. Bir de bana patronluk taslıyor. Lidya Hanım o çizimlerin her aşamasını görmek istiyorum. Bak, gerçekten çok ezik ya. Hayır demiyor ki seni görmek istiyorum. Neleri kılıf ediyor kendine. Bak konuştuğumuz gibi öyle hemen yelkenleri suya indirmek yok. Özür dileyecek, süründüreceksin. Babasının gözü önünde süründürsene azıcık şunu. Ne olursun. Tabii kızım kendisi artık köpeğim olur. Lidya, iyi oldu geri geldiğin. Sizi şirketimizin yeni pazarlama, reklam ve halkla ilişkiler müdiresi Esra Hanım'la tanıştırmak istiyorum arkadaşlar. Birlikte çok güzel işlere imza atacağız Lidyacığım. Bana nadiren de olsa yaşattığın mutlulukta biraz da devamlılığa dikkat edersen. Çünkü benim dayanacak gücüm kalmadı artık. Ver bakayım. Şu düğmeye basarak kaydırıyorsun fotoğrafları. Ben zaten motor meslek lisesi torna tesviye bölümü mezunuyum. Anlarım aletlerden. Çok tebrik ediyorum. Kaydırmak için buna mı basıyorduk? Evet. Bu ileri alıyor, bu da geri. Bak bu sonuncusu güzel olmuş. Buna en büyük boy kartona basıp vitrine asalım. Vitrine mi? Ne o? Yoksa bir itirazın mı var enişte? Yok. Ne itirazım olacak? Bence de olmasın zaten. Şahsıma alenen itiraz edilmesine çok ayar olur. En güzeli. Hem sayemde vitrine biraz janjan gelir. Janjan mı? Façası düzelir yani. Delikanlı dükkanına benzer. Mesela o senin göğsün açık fotoğraf var ya vitrinde. Onu indir. Niye ki? Ne demek niye abicim? Ne öyle kız gibi poz vermişsin? Delikanlı adam öyle göbeği açık poz verir mi? Ben anlamam. Benim enişten biraz delikanlı olacak. Giyimiyle, tarzıyla, oturması kalkmasıyla kendini belli edecek. Bir kere en başta bu otoböceğe gevrek gevrek gülmeyi keseceksin, tamam mı? Erkek adam o kadar çok gülmez. Çok çirkin oluyorsun zaten gülünce. Bak bana, hiç gülüyor muyum? Hayır. Peki yakışıklı mıyım? Allah'ına kadar. Aşkla başın döner, aşk sarmaz.
Şerif Bey, bunlar böyle hep gelecekler mi? Sen yine iyisin oğlum. Sana arada bir geliyorlar. Ya biz ne yapalım? Bizden hiç gitmiyorlar. Şşt! Romeo, ne yapıyorsun orada? At bakalım bize iki tane pastırmalı pide. Zihin açar, zihin! Benimkine pastırması az olsun. Malum rejimdeyim ya. Duydun mu? Rejimdeymiş. Nasıl oldu hocam? Yamuk olmadı değil mi? Yok kardeşim. Gerçekten çok yakıştı. Düzgün oldu bu fotoğraf buraya ya. Bizim Yılmaz şirin çocuk. Hoş çocuk ama bir ben değil tabii. 40 fırın ekmek yemesi lazım benim gibi olması için. Ama üzülme. Olacak. İnşallah oralara da geleceğiz ya. Yani. Oğlum kız gibi öyle her şeye gülme. Kaşın ayrı oynuyor, gözün ayrı oynuyor ya. Biraz düzgün bak. Adam gibi bak. Bak bana. Tebessüm edersin gerekirse. Olacak olacak. Yavaş yavaş o da olacak. Bir gün de benim gibi olamaz tabii. Hadi çırakla vedalaş da gidelim üstüne başına bir şeyler alalım. Ha? Sana bir şekil yapalım. Güzel olur. Takım giy. Gel hayatım. Bak burası senin yeni ofisin. Aşkım. Nasıl? Çok teşekkür ederim. Beğendin mi? Beğendim, çok güzel. İşle ilgili bütün dosyalar da burada. Lidyacığım. Ne yapmayı planlıyorsun şimdi? Bu durumda yapılacak tek bir şey var. Bu şirketteki şef stilistlik görevinden istifa edip rakip firmanın teklifini kabul edeceksin. Biz de haliyle senin peşinden geleceğiz. Şirkette tam sezon arifesindeyken en kreatif elemanlarını kaybettiğinden dolayı ayvayı yiyecek. Bu durumda da Lidya hem Harun'dan hem de şeytan gözlü sevgilisinden intikamını almış olacak. Yadası falan yok artık bu işin. Bak, adam başına kızı müdür olarak getirdi. Bir dakika daha duramazsın bu şirkette. Hadi toplayın eşyalarınızı. Simge, dur bir dakika. Hala bir dakika dur diyorsun Lidya ya. Ya bu kadar mücadele ettik. Bu kadar acılar çektik. Şimdi mağlubiyeti kabul edip kaçmak yakışır mı bize? Lidya, maç artık 8-0 oldu. Bazen mağlubiyeti kabul etmek lazım. El aleme daha fazla rezil olmamak için artık sahayı terk etmemiz gerekiyor. Maç bitmedi Silgecim. Ben kalıp mücadeleme devam edeceğim. Hala mücadele ediyorsun da bak kız kazandı, sen kaybettin, kabul et artık. Acaba bu kız Tarna büyü falan yapmış olmasın? Evet ya. Kesin Harun'a büyü yaptı. Al işte. O yüzden basireti bağlandı çocuğum. Ne zaman Harun'la konuşmaya çalışsak, benden af dilemek istese, o kadın geliyor kara bulut gibi çöküyor üzerimize. Ama çekirge iki zıplama hakkını kullandı. Sıra geldi son zıplamaya. Elbet bir açığını yakalayacağım o boynuz gülün. Hı hı. Az kaldı. Ya enişte, çıkmayacak mısın? Hadi daha bir ton işimiz var. İşte budur ya. Yok, ben çıkarıyorum bunları. Olmadı bu bana. Bu kılıkta dolaşamam zaten sokaklarda. Hem cüzdanım da yanımda değil. İstesek de alamayız. Ya tamam, sen parayı sıkıntı etme. Ben halledeceğim o işi. Sen bana sonra faiziyle ödersin. Faiziyle mi? Evet. Ya vallahi çok yakıştı bu takım sana ya. Jilet gibi oldun ya. Hadi bu kalsın üstünde, berbere gidiyoruz. Berber nereden çıktı? Sence şu takıma şu saç yakıştı mı ya? Olmadı.
Şahane olmuş ya. Bunun neresi şahane ya? Doğru söylüyorsun. Hala abi ben değilsin tabii. Seninle daha çok işimiz var. Ver onu. Bu Esra'nın yanındaki adam kim? Kimse kim ne bileyim ben. Aa, buraya geliyorlar. Bu kız galiba sürekli cesaret hapı içiyor. Ay ben de seni çok özledim aşkım ya. Akşam iş çıkışı olsa da kavuşsam kollarına. Neyse benim şimdi kapatmam lazım Yılmaz'cığım. Ama sen beni böyle her yarım saatte bir aramaya devam et, tamam mı? Sen aramazsan ben arayacağım çünkü seni. Tamam hadi kapat. Hadi önce sen kapat. Ay sen kapat, sen kapat. Kapatmış ya. Kapat diyorum, bak bir de oyun yapıyorum. Kapatmış bile. Sizi yardımcım Taner Bey'le tanıştırmak istiyorum hanımlar. Merhaba. Merhaba. Memnun oldum. Merhaba. Taner benim buradan önce çalıştığım reklam ajansında da yardımcımdı. Yaklaşık 3 senedir birlikte çalışıyoruz. Öyle değil mi Taner'cim? Evet Esra Hanım. Yalnız ben sizin son sezonu hiç beğenmedim. Efendim? Hayır böyle başlar iyiydi. Hani adadan siyah dumanlar falan çıkıyordu. Siz böyle barınaktan şifreleri falan giriyordunuz. Güzeldi. Ama ondan sonra hani bu adanın diğer tarafındakiler geldi falan. Yani sonlara doğru bayağı bir bozdunuz siz kendinizi. Evet ya. Sen niye dönüyorsun ki adaya? Kalsana mis gibi Avustralya'da Kate'le. Kusura bakma soruyorum. Çok komik gerçekten. Gülmesene. Seninle alay ediyorlar. Pislik. Neyse işte. Uzatmayalım. Taner benim yardımcım. Eğer bundan sonra bana bir şey soracak ya da benden bir yardım isteyecek olursanız önce Taner Bey'le görüşün lütfen. Ben bayağı bir meşgul olacağım. Yani size pek fazla vakit ayıramayabilirim. Tabii ya entrika çevirmekten başını kaşıyacak vaktin yoktur senin. Hadi gidelim Taner. Şşş. 44 numara ne haber? Hay Allah'ım. Kızlar bu adam o adam. Hangi adam? Hangi adam? 44 numara. Evet ya o. Canti takımımızı çektik. Saçlarımızı da şekil yaptık. Şimdi sıra geldi bir delikanlının yanından ayırmaması gereken en hayati aksesuarına. Cep telefonu mu? Hayır. Tespih tabii ki de. Aha. Yalnız tespih sahibi olmak has delikanlı olmak için yeterli değildir. Önemli olan bu tespihi nasıl tutacağını bilmektir. Al şimdi bunu bir tut. Oldu. Ama öyle eşeğin dizginini tutar gibi tutarsan bu iş olmaz. Adama gülerler. Ver. Parmaklarının arasında konuşturacaksın mübari. Yeri gelecek ağlatacaksın. Anladın mı? Al şimdi sen yap. Ben gülüyor muyum? Gel.
Harun Bey, müsaitseniz 2 dakika bir şey söyleyebilir miyim? Tabii, buyurun Lidya Hanım. Buyurun, buyurun. Öncelikle daha önce yaşadığımız tatsız ve özel durumların benim profesyonelliğimi ve çalışma şevkimi asla zedelemeyeceğini bilmenizi isterim. Bunu duyduğuma çok sevindim Lidyacığım. Ben de senden tam da böyle profesyonelce bir yaklaşım beklerdim zaten. Öyleyimdir gerçekten. Ama yine de bir zamanlar deli gibi aşık olduğum adamı korumak ve onu uyarmak babında konuşmamıza küçücük bir dipnot eklemek istiyorum. Tabii, buyurun. Senin bu Esra, yanına yardımcı bir çocuk almış ya. İşte o adam benim bahsettiğim 44 numara. Vay! Kardeşim benim. Kardeşim ya. Kardeşim benim. Ne haber? İyidir, iyidir. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? İyilik kardeşim, başladık bugün. Geldik sabahtan işe işte. İyi yapmışsın, iyi yapmışsın. Ben de tam sana olacaktım zaten. Nasıl? Alışabildin mi? Her şey yolunda mı? Bir ihtiyacın falan olursa söyle, hemen çocukları hallettireyim. Eyvallah kardeşim. Bir şey olursa söylerim, sağ olasın. Taner benim hem mahalleden hem de ta üniversiteden okul arkadaşım. Hatta biz askerliği bile aynı yerde yaptık. Tabii oğlum, kan kardeşiyiz biz. Lidyacığım, sen ne söylüyordun en son Taner'le ilgili? Yok canım, ben Taner Bey iyi ki aramıza katılmış diyecektim. Kendisi çok iyi bir insana benziyor. Oldu o zaman, ben işimin başına geri döneyim. Size iyi çalışmalar. Tabii, iyi çalışmalar. Kardeşim geç otur. Tamam, oturalım. Ne yapıyorsun kardeşim, nasıl gidiyor? İyidir. Lidya, konuştun mu Harun'la? Tam konuşacaktım, Taner daldı odaya. Üzerimde dinleme cihazım var, anlamadım ki. Ne zaman Harun'a bir şey söyleyecek olsam biri dalıyor, olayı bozuyor. Aslında daha iyi olurdu gerçekleri adamın önünde Harun'un yüzüne çarpsaydın. Öyle olmadı işte. Adam Harun'un çocukluk kankası çıktı. Ne? Resmen bir Brezilya dizisinin içinde yaşıyoruz arkadaşlar. Vatana, millete hayırlı olsun. Fena değil. Olacak. Aferin, aferin. Biraz daha çalışırsan olacak. Sende bir cevher var ama tabii hala bir ben değilsin. Sırıtma abicim şöyle. Kaç defa söyleyeceğim, sırıtınca çirkin oluyorsun. Çok gülesin geldiyse içine gül. Ya tam seni sevmeye başlıyorum, gene bir yanlış yapıyorsun ya. Yalnız şaka bir yana, benim artık dükkana dönüp işimin başına geçmem lazım. Şaka mı? Sen bütün bu olanların hepsini bir şaka mı sanıyorsun enişte? Bak, ben sana bir şey söyleyeceğim. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Bir nimetle bir de tekinle şaka olmaz. İkisinde de Allah çarpar bak. Geldi mi peki? Şşt, gelenlere baksanıza. Vay vay vay. Sen bakma. Bunların hepsi sizin mi acaba? Hey yavrum. Akşam boş musunuz? Bir dakika, bir şey diyeceğim. Oğlum Ayşe'yi hemen unuttun ha, böyle bir şey yok. Şimdi gelelim ikinci derse. Nedir? Sokak dövüşü. Yani street fight. Boş ver oğlum, ne bileyim. Evet, fotoğraflar harika olmuş. İstiyorsanız siz bir geçip dinlenin. Benden hangisini basacağıma karar verin. Tamam, tamam. Hadi gel. Teşekkürler.
Yılmaz, nedir bu haliniz abicim? Neyse, dükkana girmemiz iyi oldu, izimizi kaybettirdik. Baba, kimden dayak yediniz böyle ya? Dayak mı? Dayak yemiş bir halimiz mi var? Sen bir de karşı tarafı göreceksin. Kahveden destek kuvvet çağırmasalardı, enişteyle pis dağıtacaktık ya ortalığı. Bana bugünlük bu kadar yeter bu delikanlılık abicim. Ben hemen eski halime dönüyorum. Neredeydi benim üstüm başım ya? Arabada. Şşt, dikkat et ha kendine, bir şey olursa ara. Bakar mısınız? Lan! Bir poz daha rica edeceğiz. Öyle tabii. Ani çıkışlar yapmayın, dövdürtmeyin kendinizi ya. Ben geldim aşkım. Korkmaz. Korkmaz. İçim geçmiş. Ana! Tamam. Çıkıyorum şimdi. Lidya? Ne yapıyorsun bu saatte burada? Taksi mi bekliyorsun? Evet. Dün arabamı servise vermiştim. Bugün de toplantıya o yüzden geç kaldım. İyi de bu saatte buradan taksi bulman imkansız. Gel ben bırakayım seni metro durağına kadar. Yok ya, ben seni yolundan alıkoymayayım. Geçer şimdi bir tane. Ya gel işte. Durak yolumun üstü zaten. Peki geleyim o zaman ben. Yalnız Lidya, sen arkada otur. Tamam. Harun. Efendim? Böyle yalnız, baş başayken, beysiz sadece Harun desem sorun olur mu? Yok, sorun olmaz. Sen arabanı mı değiştirdin Haruncuğum? Yok, bu benim arabam değil. Benimki serviste. Aa, benim arabam da serviste. İnanmıyorum ya, aynı anda arabalarımızı servise vermişiz. Kalplerimiz hala nasıl da karşı karşıya örtüşüyor, görüyor musun? Tıpkı eski günlerdeki gibi. Sanki tek bir kalp gibi. Birlikte. Aynı ritimde atıyorlar. Ama mazide kaldı o günler. Bak, hayat devam ediyor. Bu araba da güzelmiş ama ha. Nereden buldun sen bunu? Servisler mi verdiler yoksa? Keşke bana da verselerdi böyle bir şey ya. Geçici olarak yani. Ay aşkım. Seni kaybettim, bulamayacağım diye ödüm koptu, biliyor musun? Yalnız bu arada iyi ki sen çıkarmışsın benim arabayı. Ben de bu sırada kahveleri aldım. Harun! Bunun benim arabamda ne işi var? Bu değil. Lidya canım benim adım. Senin arabana da kalmadım ayrıca. Hayatım, Lidya bu saatte taksi bulamamış. Benden de rica etti. Metro istasyonuna kadar bırakır mısın diye. E ne yapayım, ben de kıramadım.
hoş geldin. İdil. Nedir bu evin hali böyle? Bayıldın değil mi? Evet. Şimdi düşüp bayılacağım gerçekten. Bak şuradaki koltuğu yeni aldım. Şuradaki pufu. Bu lamba çok güzel değil mi? Kendim boyadım onu. Bu tekli koltuk da yeni. Bu lambalar, şu büyük çerçeve. Bir de bak şu vazolar indirimdeydi zaten. Çok tatlı güzellerdi. Kıyamadım. İki tane aldım. Bir tanesini yukarıda yatak odamıza koyarız diye düşündüm. Ondan sonra halılar var. Dışarıda inanılmaz güzel bir salıncağımız oldu. Yani işte yeni olan her şeyi bugün aldım. Canım çıktı alışveriş yaparken. Ama şikayet etmiyorum. Çünkü ne demişler? Yuvayı dişi kuş yapar. İdil, ne gerek vardı bu kadar masraf yapmaya? Hem sen nasıl ödedin bütün bunların parasını? Senin kredi kartını ödedim ya aşkım. Ha, bu arada hazır alışveriş yaparken kendime de birkaç ihtiyacım olan ayakkabı, elbise bir şey vardı, onlardan aldım. Kızmadın değil mi bana? Çok kızdın sen bana. Ya duvarın boyası yarım kaldı çünkü az almışım. Bilmiyorum, ilk defa boyuyorum sonuçta. Yarın ilk iş gideceğim, iki tane daha alacağım ve tamamlayacağım, söz veriyorum. Ve fosforlu yeşil boyalarımız da var, karşı duvarı boyayacağım onlarla da. Çok güzel olacak evimiz. Aşkım, mantarlıdan da ister misin? Olur. Hı, götüreyim. Ulu. Ya hayatım, ne olur kusura bakma ya. Bugün Şerifcan'la ilgilenmekten yemek yapmayı unuttum. Ama söz, yarın sen geldiğinde sofrada sulu yemek bulacaksın. Allah. Ay sana kıyamam ya. Sen hem sabahtan akşama kadar Şerifcan'a bakıp sonra akşam bir de yemek pişireceksin, öyle mi? Evet. Ne var bunda? Hem biliyorsun ben müthiş etli bezelye yaparım. Yok hayatım. Benim yüreğim dayanmaz bu duruma. Hangi duruma bir tanem? Ya senin durumuna tabii ki. Baksana nasıl yorulmuşsun bugün. Ya Şerifcan'ın yatağında sızmışsın resmen. Ya sorma. Bugün çok yoruldum vallahi oğlana bakarken. Bakayım. Burnun kızarmış senin. Kızarmış değil mi? Şerifcan'ı salıncakta sallarken güneşin altında fazla kalmışım hayatım, ondandır. Ben vazgeçiyorum inadımdan. Hangi inadından? Yarın sabah ilk iş dadı buluyoruz. Sen de işine geri dönüyorsun, tamam? Bir tanem, yok. Ne gerek var dadıya madıya ya? Babası dururken dadıya ihtiyacı yok ki benim oğlumun. Hem biz oğlumla böyle süper takılıyoruz, değil mi oğlum? He? Aslanım benim. Eyvallah. He? İşte bir bunu düzeltemedik Aynur ya. Tekinden miras kaldı. Eyvallah dedi ya. Al ye şunu. Eyvallahmış. Aşkım, şarkıya bak, bizim şarkımız. Çok güzel değil mi? Ya çok güzel gerçekten, sorma. Aşkım. Biricik aşkım benim. Al aşkım, kahvenden iç. Al aşkım. Ben artık müsait bir yerde ineyim. Aa Lidya, daha metro istasyonuna gelmedik. Yok ya, yürürüm ben bundan sonrasını. Aa Lidya, ne yapıyorsun? Dur, daha gelmedik. Hayda, arabama çarptılar, iyi mi? Beyefendi kusura bakmayın. Ani fren yapmak zorunda kaldım da benim hatam. Hastaneyse karşılarım. Aşkım. Önemli bir şey yok. Hadi geçmiş olsun. Sağ olun size de. Aşkım, bir şey olmuş mu arabama? Yok bir şey ya. Ufak bir çizik var. Neyse binelim de trafiği daha fazla tıkamayalım. Lidya. Gelmiyor musun sen? Yok ya. Ben gelmeyeyim. Zaten şurası metro durağı. Bir an önce kendimi raylara atmak istiyorum. Efendim? Yok bir şey. Size iyi akşamlar. Sana da iyi akşamlar. Ya ne yapayım kardeşim, çalışmıyor ya. Çalışmıyor işte.
Ya tamam tamam. Allah Allah. Bir sorun mu var Haruncuğum? Ya anlamadım, marş basmıyor. Arkadan vurulunca araba bozuldu. Çok özür dilerim. Her şey benim yüzümden oldu. Ya seninle bir alakası yok, tamam. Aküyle ilgili bir sorun var. Vurdurmak lazım. Vurdurmak? İtmek yani. Benim ayağım sakat olmasa ben iteceğim ama. Bende de fıtık başlangıcı var. Giyinmedin hala sen? Niçin giyinecektim ki? Babanla restorana yemeğe gidecektik ya. Öyle konuşmamış mıydık sabah? Aa evet. Doğru söylüyorsun. Ama benim hiç karnım aç değil. İştahım kaçtı. Biz bu akşam gitmeyelim. Yarın gideriz. Ne oldu sana birden? Ateşin mi var? Vücudun mu kırılıyor? Yo, iyiyim. Bir şeyim yok. Sadece kafam takıldı biraz. Sinirim bozuldu bu duruma. Hangi duruma bir tanem? Bu duruma. Senin bu durumuna. Benim durumuma mı? Ne varmış benim durumumda? Sen bu salıncağı alırken fiyatına baktın mı İdilciğim? Baktım tabii. Bakıp da aldıysan eğer durum daha da fena. Bir dakika bir dakika. Bana böyle laf ağzında eveleyip gevelemeden, laf sokmaya çalışmadan direkt, net söyle ne söyleyeceksen Yılmaz. Yok İdilciğim, ben sana laf sokmaya çalışmıyorum. Basbayağı laf sokuyorsun işte. Şuraya bak ya. Ben senin için bütün gün saçımı süpürge edeyim. Sırf evimiz güzel olsun diye. Sırf sen o kapıdan girdiğinde o yüzündeki mutlu ifadeyi görebilmek için. Ya bütün gün kollarım koptu torba taşımaktan ya. Sırf boyacıya fazla para vermeyelim diye duvarı bile kendim boyadım. Sen gelip bir salıncağın parasını mesele et. Bravo ya. Çok güzel oldu. Bravo. Ya İdil, sen beni yanlış anlıyorsun. Dokunma bana. Bak Yılmaz, zaten evlendiğimiz ilk günden beri zor tahammül ediyorum sana. Bana zor mu tahammül ediyorsun? Evet. Sana, hareketlerine, sıkıcı olmana, düşüncesizliğine, bu cimriliğine, benim iç dünyama saygı duymamana, sadece kendini düşünen egoist, dengesiz bir adam olmandan bıktım artık. Artık dayanamıyorum. Yaşam enerjimi söktün aldın ya. Ama ben... Ama sen değil mi Yılmazcığım? Hep sen. Eminim bunlara verecek çok güzel bir cevabın vardır. Ya zaten benim bu evde bir söz hakkım var mı ondan da emin değilim de. Şu an kendimi o kadar kandırılmış, hatta aldatılmış hissediyorum ki. Şeytan diyor yarın git mahkemeye, boşan kurtul bu yanlışlıkla girdiğin beladan. Ya İdil, gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Ben sadece kredi kartımın limiti doldu diye sana... Bak hala kredi kartım diyor ya. Senin için her şey para mı Yılmaz? Hayır, tabii ki değil. Ben çalışmıyorum diye, benim bir gelirim yok diye paranla beni ezebileceğini mi sandın ha? Ya ne alakası var?
Bu 2500 liralık ayakkabılar benden değerliyse al zaten bunları da. Al! İstemiyorum, al bütün eşyaları, senin olsun. Her şey bitti Yılmaz. Ben babamların yanına gidiyorum. Bir daha da senin yüzünü bile görmek istemiyorum. Sakın beni arama, peşimden de gelme. Resmen rahat battı bana. Gittim başıma iş aldım, iyi mi? Zararı neresinden bölsem kârdır. Söyleyelim mi Şerif amcana? Attırsın mı sana bir pizza daha? Ya bir pizza daha fazla gelir. Bak ya, adam olacak çocuk. İsraf etmeyelim. Bir pizza yeter diyor. Aferin. Ama kıymalı spagetti varsa yerim Şerif amca. Ha, var tabii evladım. Olmaz olur mu hiç? Heh, iyi. Dükkanı yediğiniz sabahtan beri bir o eksik kalmasın. İrfan, buyurun. Oğlum içeri söyle de bir spagetti hazırlasınlar. Hı-hı. Hemen abi. Romeo, içeriye söyle de bana bir orta kahve yapsınlar. Si, senyor. Ayol bana bir de orta kahve söyler misin? Si, senyora, si. Aha. Bunlar sizin dünürler oluyor diye bir şey diyemiyorsunuz ya. Benim hiçbir şeyim olmuyorlar Allah'a şükür. Sen bana izin ver. Ben bunlara bir dalayım. Atayım sokağa. Yani sonra usta delirdi dersiniz. Ne bileyim kafayı yedi falan dersiniz. Bir daha sıkar buraya gelmeleri. Sen işine bak oğlum. Ben bulacağım bunları buradan postalamanın bir yolunu. Şerif. Şerif, saat 9'a 8 kişilik rezervasyon yapmıştım. Maşallah. Maşallah da bir tane rezerve olmamış masamız kaldı. Hangi masa? Çok güzel. Merhaba Ceylan teyze. Merhaba. Çok güzel. Bayıldım. Hayırdır dünürüm? Neden koydun o levhayı sofraya? Bu gece
Bayağı bir kalabalığız Ferdi Beyciğim. Maşallah. Evet, Allah'a şükür bu ara işlerimiz çok iyi. Her gece kapalı gişe oynuyoruz. Normalde 2 gün önceden arayıp masa rezerve ediyorlar bizim burada. Bu levhayı ondan koydun sofraya. Yani bizim sofraya başkaları da oturacak. Anlayışınız için çok teşekkür ederiz. Yahu dönürüm. Adamsın. Hatta adamın dibisin be. Affedersiniz, adamın dibisin derken? Görüyor musun Can Feda? Nasıl da bizi düşünüyor. Ya. Ayak yoluna neyin gidersek soframıza başkaları oturur diye önlem alıyor. Dönürüm. Öpeceğim. Öpeceğim. Ne oldu? Kızım. Ya ne oldu? İyiyim. İyiyim. Heh. Pişman oldu. Döndü işte geriye. Sen niye üzüyorsun lan benim kız kardeşime? Uyudu bu kerata. Evet, anında bayıldı hem de. Bugün parkta çok yoruldu tabii, ondandır. Belli, yorulmuş. Mah, canım kucağım benim. Aşkım, gel gel. Bak bu dizide var ya, çiftliğin kahyası evin hanımı ile beraber oluyormuş ya. Ama tabii bütün suç kadının kaynanasında. Bu arada kadının kaynanası da evin beyinin anneannesiymiş. Ya. Heh, bak burada var ya. Çocuk aslında çok zengin ama sırf kızı tavlamak için fakir numarası yapıyor. Bu da şey ya. Çocuk gidiyor en evlenilmeyecek kızla evleniyor ya. Korkmaz. Heh. Sen... Nereden biliyorsun bütün bu dizilerin konularını? Parkta öğrendim hayatım. Bir de gündüz kuşağında izdivaç programları var. Yarın onları da izlemeye başlayacağım. Orada çok acayip şeyler oluyormuş. Ya gel buraya ya. Şaka yapıyorum hayatım ya. Saçmalama. Ya, çok fenasın. Ödümü kopardın. Dedim kocamı kaybediyorum herhalde. Sen eminsin değil mi dadı istemediğine? Bak eğer çok yoruluyorsan hemencik bir dadı buluruz ha? Aşkım ben dadı falan istemiyorum tamam mı? Ben böyle çok iyi, hiç yorulmuyorum. İyi, peki. Hı. Çay istiyorsun ama değil mi? Vallahi süper olur ya. Tamam. Geldi. Bir miktar ifadesini aldım kendisinin. Yaptıklarından pişman Şerif abi. Özür dileyecek karısından. Ben niye özür diliyorum ya? Bak görüyor musun? Sesini yükseltme. Benimle konuşurken de sırıtma. Boşuna uğraşıyorsun. Yakışmıyor sana sırıtmak.
Çirkin oluyorsun işte, yapma şunu. Carlos Yılmaz. Efendim baba. Bilerek ya da bilmeyerek kalbini kırmışsın kızcağızın. Ama ben... Ama... Şşş, tamam. Dil anlattı bize olanları. Senden izin almadan evdeki eşyaların yerini değiştirmiş biraz. Ne var bunda bu kadar kızacak? Ya bir tek o olmadı ki ya. Sen de uzatma. Şşş, tamam. Uzatma artık. Bak, pırlanta gibi bir eş buldun kendine. Ve hala şikayet edip sorun çıkartıyorsun. Hadi. Git özür dile karından. Sonra da hep beraber ailece güzel bir yemek yiyelim. Ama baba... Hadi. Ben... Canım, karı koca arasında böyle şeyler olur, dünürüm. Öyle değil mi? Bizde de olmadı mı? Aslan damadım benim, aslan. Ulan, dua et, ananla babam burada. Yoksa seni tenhada sıkıştırıp kızımın gözünden akıttığın her damla yaşı teker teker bir tarafından getirirdim. Öyle değil mi aslan damadım? Oh! Hadi. 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 Sırıtmadan konuş kızla. Çok çirkin olursan affetmez sonra seni. İdil. Eğer seni üzdüysem, kırdıysam özür dilerim. Hadi. Sana ne oluyor abiciğim? Abi artık ben de aileden sayılırım. Yılmaz'la işim bitsin. Onu bir adam edeyim. Sıra sana da gelecek. Ben ne yaptım ya? Benimle konuşurken sesini yükseltme. Sırıtma. Gözlerimin içine bakma. Yakarım. Evet. Sendeyiz enişte. İşte bu. Ay. Ben de senin gibi bu evlilik işinde biraz acemiyim aşkım. Bazen bocalıyorum. Olaylara, sana aşırı tepkiler verebiliyorum. Ben senin için gitmiştim alışverişe. Evimiz güzel olsun istedim. Biliyorum. Ama bir anda evin o halini görünce... Ne bileyim, şaşırdım işte. Alışkın değilim ben böyle şeylere. Sen de anla beni. Ama zamanla alışacağım. Sana söz. Ben de biraz aşırı tepki gösterdim galiba. Çok kötü şeyler söyledim. Olsun. Önemli değil. Kavgada olur böyle şeyler. Evliliğimizin ilk resmi kavgasında yapmış olduk. Evet. Ama bir daha etmeyelim. Uzun bir süre etmeyelim en azından. Olur mu? Olur. Ben seni çok seviyorum kocacığım. Ben de seni çok seviyorum karıcığım. Ay. Canlarım. Yarın ilk iş alışverişe gidip evin eksiklerini tamamlayacağım. Söz veriyorum. Çok güzel olacak evimiz. Yılmaz. Hı. Niye durdun? Kimse yok ki. Geçsene. Olsun aşkım. Kırmızı kırmızıdır.
trafik kurallarına her zaman uymak lazım. Hem eve gidiyoruz. Ne acelemiz var ki? Bugün ilk kavgamızı ettik. Sonra ilk barışmamızı yaptık. Şimdi sıra geldi İlk barışma sevişmemize. Barışma sevişmemiz mi? Hı hı. Hatta şimdi başlayabiliriz ısınma turlarına. Edil, dur, ne yapıyorsun? Dur. Ne olacak ya, kimse yok. Hem böyle çok heyecanlı. Dilciğim. Ama... Bir dakika. Ya eve varmak üzereyiz zaten. Ha, yeşil yandı. Bir tanem, hayırlı işler. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ya İdil, hadi sen kapa kapıyı da içerisi soğumasın. Bir şey olmaz canım. Sen bin arabana, ben el sallayacağım arkandan. Yahu ne gerek var hayatım? Askere mi gidiyoruz yani? Ha, Yılmaz. Efendim? Ya bana diğer kredi kartını da verir misin? Öbür patladı biliyorsun. Şifre aynı. Teşekkürler. Aa, bu da pek bir suratsız çıktı. Zaten bu adam bir gün yalnız kalsa dişimi kıracağım. Lidya Hanım. Aa, benim. Aa, bana mı o çiçekler? Evet. Teşekkür ederim. İyi kimden günler. Bunlar? Tabii ki sevgilimden. Alo. Yılmaz aşkım, sen ne tatlı bir adamsın ya. Ay, hiç sıkılmadın bana her gün çiçek göndermeye. E tamam, yarın bir tepsi baklava yollarsın. Ah canım benim ya. Aa, ne adamsın ya. Ay, aşkım yalnız ben çalışmaya başlayacağım şimdi. Tamam, çok öpüyorum seni. O yarı İspanyol yarı Türk dudaklarından. Milli yüzücü, yakışıklı, tatlı aşkım benim. Oo. Allah'ım, sevmek ve sevilmek ne güzel şeyler ya. Esra. Kolay gelsin arkadaşlar. Hayatım, kolay gelsin kısmını anladım da arkadaşlar kısmını pek anlayamadım ben. Çünkü senin hiç arkadaşın yok burada. Bence biz artık iş arkadaşı olduğumuza göre aramızdaki kişisel husumeti bırakıp barış ilan edelim. Yani profesyonelce davranalım. Barış mı ilan edeceğiz? Barış, hı-hı, sen ve ben. Hayatım, Kuzey Kore ile Güney Kore barışır. Hatta Tom ve Jerry barışırlar da birlikte kardeşler pide salonu açarlar ama sen de ben barışamayız. Olmayacak, duaya amin deme.
benim bir teklifim var. İlgilenmiyorum desem de yapacak mısın o teklifini? Diyorum ki biz, yani Harun ve ben, yarın akşam sana yemeğe gelelim. Efendim? Yani sen, senin sevgilin Yılmaz ve biz. Dördümüz şöyle güzel bir barış yemeği yiyelim. Sen sabahları ne içiyorsun böyle? Güzel saçmalıyorsun. Kızım ben seni hiç evime alır mıyım be? Ay yoksa sevgilinle aranız mı kötü? Ay ayrıldınız mı yoksa? Ne alakası var kızım? Görmüyor musun çiçekleri? Ay nereden bileceğiz çiçekleri senin sevgilinin gönderdiğini? Belki o yollamadı. Sen sırf hava olsun diye kendi kendine yolladın çiçeği. Kızım bak. Hemen dön masana. Yoksa şirket içi şiddete maruz kalacaksın şimdi. İyi tamam. Peki öyle olsun. Fikrini değiştirirsen haber verirsin bize. Çünkü az önce biz Harun'la da konuştuk. O da çok istiyor senin şu yeni sevgilinle tanışmayı. Merak ediyor çocuğu. Nedense anlamadım. Kıskanıyor falan herhalde eski sevgilisini. Haber versen bize. Aşkım. Sen uğraşmasaydın hiç. Zaten yoruldum bütün gün dükkanda. Olsun hayatım. Ben seviyorum yemek yapmayı. Kim gelmiş hayatım? İyi akşamlar Yılmaz. Başlar.